Ya şimdi benim adım Salih Şener. 1950 doğumluyum. Ben bu işe zaten burada gözüm açıldı. Burada doğmuşum. Bizim dedelerden kalma bir meslek bu. Dedeler bizim 1893'te Orta Asya dağılınca gelmişler buraya iskan etmişler. Kıl keçisi birazcık anlatır mısın abi? Yani bir kıl keçisini bir vatandaş gördüğü zaman nasıl diğer keçilerden ayırt eden özelliklerinden falan bahsedebilirsen. Ya şimdi kıl keçisini 8-10 sene evvel böyle acık hor bakıyorlardı. Ondan sonra Allah devletimize zaval vermesin. Keçiyi ormana acık serbestlediler ama şöyle. Ufak fidanlara değil de mesela yetişkin çamlara koy veriyorlar. Yalan değil şimdi. Onu inkar edemeyiz. Kıl keçisi eskiden kılları değerliydi. Millet kendi imkanlarını kirman deriz biz. Kirmanla böyle eğiriyorlardı kıllarını. İp haline getiriyorlardı. Ondan sonra o ipleri dokuma tezgahları vardı. O dokuma tezgahlarında onları böyle şirit halı halinde, kilim halinde çıkarıyorlardı. Onlardan çadır. Ondan sonra biz deriz harar. Saman basmak için. Onları yaparlardı bizim eskiler. Çuvalını yaparlardı. O çuvallara kışlık buğday, un vesaire ona benzer şeyleri dolduruyorlardı muhafaza etmek için. Faydalanıyorduk yani. Onlardan hatta bu pantol diyoruz biz. Şayak onları bile dokuyorlardı. Onlardan bile ben giymedim de dedeleri yetiştim ben giyiyorlardı. Evet. Bu kıl çadırların bir özellikleri var işte yağmuru alıp almak. Şöyle. Biz pek kullanmadık ama kullananları gördük. Bize eskiden bu Sipil Dağı Milli Park olmadan evvel bu İzmir Cuma Ovası tarafından yazın göçebeler geliyor. Develerle, ineklerle, koyunlarla, keçilerle en aşağı 20 çadır geliyordu bu dağın tepesine. Onlar hep böyle kıl çadırın içinde duruyorlardı. O şimdi yağmur yağacağı zaman şöyle bir iki dakika bir serpintilik yapar. Ama onların delikleri var o kıl çadırların. Onlar bir kere gerildi mi istersen suyu tenekelen dök. Altında bir mafaza oluyorlardı. Herifin her şeyi içinde unu, yağı, tuzu kendi ortasında da bir ocak. Yakıyorlar ocağı orada çayını, yemeğini, her şeyini yapıyorlardı. Aynen. Bir sizin oğlunuz herhalde. He oğlum Kadir Şener evet. Evet onu da bir tanıyalım. Tamam. O da bir kendini tanıtsın. Tamam. Merhaba. Öncelikle buraya kadar yoruldunuz. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi ben de 30 yaşındayım. Evet. Doğma büyüme bu işin içindeyiz. Babam sağ olsun bizi okuttu. Üniversitede evet. Okudum ben. Evet. Manisa'da özel bir şirkette yönetici olarak çalışıyorum. Ne okudunuz üniversiteyi? Ben elektronik okudum. Endüstriyel elektronik teknikeriyim. Evet. Ama yine bu işi bırakamıyoruz. Yani evet. Hafta sonu, cumartesi, pazar yani her tatilde buradayız. Evet. Ailemize destek oluyoruz işte. Yani özümüz bu. Aynen. Bizim yani esas işimiz bu. Hı hı. Vallahi işimizden memnunuz. Yani bugün bu işi yapan hani aşağı yukarı bir 300-400 hayvanla 2-3 hanelik bir aile rahat rahat asgari ücretin üstü seviyesinde geçinebiliyor. Evet. Ha sorunlarımız var. Yok değil ama yani Allah bereket versin. Yani evet. Geçimimizi sağlayabiliyoruz. Evet. Sen normalde hafta arası şehirdesin. Tabii ben hafta arası şehirdeyim. Ya bizim bir avantajımız buraya şehir yakın. Evet. Hafta arası da akşam üzeri çıkıyoruz geliyoruz. Yazın sıcaktan bunaldık mı çıkıyoruz geliyoruz. Yani bizim öyle bir avantajımız var. Çok güzel bir yer yalnız köyünüz. Güzel, gerçekten güzel, çok güzel bir yer. Yani Allah dedelerimizden bin kere razı olsun. Böyle bir yeri bulmuşlar. Aynen, yerleşmişler. Öyle. Aynen. Bir de abiniz herhalde. Abim. Tam bir aile işletmesindeyiz. Abimizi de bir tanıyalım. Siz de bir kendinizi anladınız. Sizin kardeş sizi bırakıp gitmiş şehre ama siz burada kalmışsınız. Yok. Ya ben işin esprisini söylüyorum. Muharrem Şener, ben de tekrardan hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, çok sağ olun. İşte biz de devamlı burada duruyoruz, hayvanlara bakıyoruz. Evet. Kendi işimiz, memnunuz yani. Allah'a evet. Şükür kimseye muhtaç değiliz. Evet. Ya çalıştıktan sonra bizim meslekte her zaman ekmek var yani. Evet. Şimdiki gençlere benim önerim hani
köylerine dönsünler, biraz hayvancılığa yönelsinler diyorum ben. Yani evet. Şu anda mesela bir, hadi keçiyi bırakalım, 30 koyun olsa bir insanda, 15 tane erkek kuzu çıkarsa mesela, evet, kurbanda birer liradan 15 lira satar. Asgari ücret çocuklar var yani, çalışıyorlar, 1.300, 1.400. Gerçekten yani zor geçiniyorlar. Evet. E tabii yani köyün avantajı var, bahçe ekebiliyorsun, ne bileyim iş imkanı oluyor bizim buralarda. O yüzden yani biz memnunuz hayvancılıktan. Evet. Gençlere de öneriyoruz yani, bu hayvancılığa yönelsinler. Kıl keçisi yapıyorsunuz. Biz kıl keçisi yapıyoruz, evet. Bu kıl keçisini bir anlatabilir misiniz? Meraya uyumluluğu, işte ikizliği şimdi olsun bizim, vesaire. Bizim buraya meraya en uygun hayvan bu, kıl evet keçisi. Bizim buraları yüksek yer, dağlık. Şimdi güllük güneşlik ama kışın biz burada bayağı zorluk çekiyoruz. Evet. Normal yani bize sahnen hayvanları önerdiler. İşte bazı çeşit hayvanları önerdiler. Olmadı yani, biz bir ara merak ettik, aldık bir 10 tane erkek oğlak, baktık olmayacak yani. Hayvan soğukta titriyor yani, olmaz bizim burada. Evet. Şu an biraz şeye merak saldık, Antalya Toroslar'dan geçenlerde babamla birader gitti. Honomlara biraz yönelmek istiyoruz. Evet. O da şu bakımdan, süt biraz para etmiyor. Evet. Biraz ete yönelmek istiyoruz. Yani şu an mandıranın aldığı süt 1,5 lira, 1.600. Yani gerçekten ucuz ya. Yani. Evet. Bir bardak çay içiyoruz Manisa'da mesela, 1 lira para veriyoruz, çoğu su. Evet. O yüzden biraz daha çok ete yönelmek istiyoruz. Onu da hani kırarak yapar. Yani kırık keçisini kırarak. Tamam, gene hakikisi olmaz bizim burada. Tabii. Yüksek çünkü bizim buralar abi. Evet. O yüzden biraz işte kan değişimi de olsun, biraz yenilemeye çalışıyor sürüyor. Evet. Ama bizim dedelerden gördüğümüz, babamlar daha iyi biliyor. Evet. Yani bizim böyle yüksek yerlere en uygun hayvan şu kıl keçileri. Evet. Eskiden biraz babamlar zorluk çekmiş. Biz pek görmedik de. Hani devletin ormanına sokturmuyorlardı bizi ya. Evet. Hani dibimize kadar çam ektiler, tamam fidanla zaten biz de arazi yetiştiriyoruz, salmıyoruz da. Gerçekten yani kıl keçisi dedin mi yoldan geçen insan bile dedi ya, yasak değil mi bu, yani farklı bir şey görüyorlardı. Evet. Şu anda en iyi süt, anne sütüne yakın süt diyorlar, kıl keçisinin sütü. Yani evet, acık insanları bilinçlendiriyorlar. İyi bir şey yani. Eskiden gerçekten zorluk çekiyorduk. Evet. İşte biz de biraz kırmak istiyoruz. Hani yavaş yavaş acık da geliştirmek istiyoruz. Kıl keçisini o yüzden yani babamlardan gördüğümüz kadar yaptık, ettik, biraz da geliştirmeye çalışıyoruz. Bu ormanlara şimdi küçük fidanlara tabii girmesi bence de sakıncalı. Tabii. Kaç yıldan sonra sizce bir ormana keçi zarar veremez? Yani kaç yıllık fidanlara zarar veremez? 7-8 seneye geçti mi istesen de zarar vermez abi. 8 evet sene geçtim mi zaten orman, şimdiki ormancılar da diyor yani 8 sene geçtim serbest ediyorlar. Evet. Yani kurtarıyor kendini artık. Onu artık daha çok yani alttan budamasını yapıyor, gelişmesini sağlıyor abi. Hani bunu bilen bilir. Evet. Hani ormanın bakımını yapıyor bir yerde kıl keçisi. Yani orman yangınlarını da mesela yangınları önlüyor. Altı şöyle altındaki otu kırdığı için, evet, ürün diyoruz biz. Onu kırdığı için yangın çıksa bile hızlı ilerleyemiyor. Evet. Yani şöyle diyebilir miyiz? Bu meralardan, sizin meranızdan, çünkü dağdayız yani. Tabii dağdayız. Zirvesindeyiz. Zirvesindeyiz yani. Hemen hemen zirvedeyiz biz şu an. Burada bu dağda en iyi verim veren, en iyi randıman veren hayvan kıl keçisi. Tabii şu an için öyle yani. Evet. Bu yani kıl keçisinin ikizlik oranı ne durumda? Kıl keçisi %20, %10'dur yani, fazla ikizlik bekleme kıl evet keçisinden. Bir tane oğlak yapsın, güzel bir oğlak çıkardı mı bize yetiyor yani. Evet. Şimdi sütü de sağıyorsunuz değil mi? Tabii sütü sağıyoruz. Evet. Elle sağıyoruz. İşte peynir yaparak değerlendiriyoruz. Evet. Şimdi oğlak, şimdi keçi dönemsel yavrulayan. Yani mesela koyunları yılda iki defa doğum yaptırabiliyor. Evet. Ama keçi daha dönemsel yavrulayan bir hayvan. Evet. Ne zaman kızgınlığa geliyor kıl keçileri? Kıl keçileri Ağustos'ta kızgınlığa gelir. İşte biz bir ay, bir buçuk ay ayırıp diyoruz tekeyi. Evet. Daha geç doğursun diye hayvanlar. İşte evet, Eylül 15 gibi tekeyi salarız. Evet. İşte Şubat 15'ten sonra doğum yapar. Hı hı. O zaman da acı günler uzar. Bizim burada da bahara yakın olur yani. Evet. Yani erken doğum da bizim burada olmuyor. Abi. Çok kara denk geliyoruz. Zorlanıyoruz. Evet. Yüksek olduğu için. Aynen. Bu oğlaklar, yani doğan oğlakları emziriyorsunuz değil tabii mi? Tabii tabii. Bizim hala emmiyor yani yarısını sütünü. Evet. Yarısını peynir yapıyoruz. Bu sene hani babam mandıraya da vermedik yani bu sene. Bu seneye kadar veriyorduk. Yine bir kısım veriyorduk, peynir yapıyorduk. Bu sene onu da vermedik yani abi. Ya gerçekten ucuz süt.
süt olarak çok ucuz. Biz evet. de dedik olaklar hepsini yarısını, yarısını da peynir yapıyoruz abi. Evet. Öyle değerlendiriyoruz. Evet. Peyniri kendiniz yapıyorsunuz. Peyniri kendimiz yapıyoruz evet. Nasıl peynir yapıyorsunuz? Biz teneke tulumlara basıyoruz abi. Evet. Bizim valide annemiz kendi, onun bir el alışkanlığı var. Evet. Müşterimiz de var. Etraftan komşular, eş dost alıyor. Evet. Peynirimiz güzel. Gerçekten kaliteli peynir yapıyoruz. Valla biz de beğendik peynirimizi. Peki nasıl anlatayım? Bu pazar sorunu. Yani peyniri üretiyorsunuz. Pazar sorunu yaşıyor musunuz? Yani yok. Şimdi kolu komşuya vermekle bizim için yok abi. Biz İstanbul'dan hani her yerden istiyorlar. Yok satıyoruz biz şu an peyniri. Anladım. Yani bir otelci var. Hepsini versek sadece o alacak. Evet. Biz yani önce eşe dosta satıyoruz. Çünkü hakikaten güzel peynirimiz. Çok aranıyor. Yani öyle çok aşırı biz gene yapamıyoruz da. Evet. Yani eşe dosta isteyenlere değerlendirebiliyoruz yani. Satmama sıkıntımız yok da. Aşırı zaten yapamıyoruz sütü. Aynen. Bu kaç kilo sütten 1 kilo peynir alıyorsunuz? Kaç sütü? 5 kilodan 1 kilo peynir alınır abi. 5 kilo sütten 1 kilo peynir alınır. Siz ne zaman sağmaya başlıyorsunuz keçileri? Ya biz normalde sütçüye vereceğimiz zaman Nisan 15'te başlardık eskiden. Evet. Nisan 20 başlardık. İşte Eylül, Ekim'e ne zamana kadar sağabilirsen. Şimdi sütçüye vermediğimiz için biraz daha geç yani. Şimdi bir öğünü anca sağıyoruz. Evet. Biraz peynir olarak değerlendiriyoruz. Peynir olarak değerlendiriyoruz. Evet. Peki bir oğlak doğdu. Evet. Emziriyorsunuz. Şimdi oğlakları nasıl yetiştiriyorsunuz? Yetiştirme şekilleriniz nasıl? Yani neler yapıyorsunuz oğlaklara? Valla şimdi biz... Doğduğu andan itibaren. Anladım. Kesime gidene kadar. Ya şimdi biz doğum yaklaştığım bir hafta kala... Sağmalı hayvan ayırırız. Kısır hayvan yine daha yayılıma gider. Sağmalı hayvan bu etrafta döner. Biraz yemlen, biraz etrafta işte yayılmakla. Ağla yakın yerde de doğurtuyoruz. Yani doğumunu yapıyorlar. Eskiden dağda da doğursa anasından biri gelirdi. Evet. Şimdi bu sene bir de mahluk sorunumuz çıktı. Dağda kaldı mı onu da bekleme yani. Evet. Hani dikkat istiyor. Neyse onu geçelim. Yani doğuyor hayvan. Alıyoruz geliyoruz burada bir iki gün. İlgileniyor onunla, emmiyor mu? Evet. Zaten birkaç günlük oldu mu artık oğlak kendi doyurur karnını. Anası gider yayılıma gelir. Öyle işte bir iki ay kendi bildiğini oluyor. Evet. Ondan sonra yem takviyesi başlıyoruz vermeye. Evet. Biraz da yeşillik başlıyoruz vermeye. Evet. Öylelikle yetiştiriyoruz biz oğlağı. Keçilerle beraber yayılıma ne zaman çıkartıyorsunuz oğlağı? O çok daha sonra bu Eylül'de. Anca Eylül'de yani biz oğlağı karıştırıyoruz. Bu damızlık seçimini nasıl yapıyorsunuz? Vallahi önce annesine bakıyoruz süt verimine. Evet. Biraz tabii boyuna, posuna, yakışıklılığına bakıyoruz. Evet. Hani tekelerimiz de güzel yani. Biraz da işte almıştık sağdan soldan çeşitli teke. Yani ama önce annesine bakılıyor yani bizde süt verimine, evet. Memesine yani. O ırktan öyle seçiyoruz abi. Şimdi kuzular oğlakları bu şekilde yetiştiriyoruz. Hı hı. Burma olayını biraz anlatır mısınız? Ne zaman buruyorsunuz sen de? Şimdi burma olayı oğlaklar ilk sene zaten yetişinceye kadar bir Eylül Ekim oluyor. Evet. Keçinin kızgınlık dönemi de geçiyor o evet. yıl. Ertesi sene baharın başında yani böyle Nisan ayları gibi diyelim. Erkek oğlaklar tabii yaşını doldurmuş oluyor. Başlıyorlar bu sefer sürünün içinde tekelik havasına girmeye. Evet. Bir yaşına geldi mi damızlık tekelikler sürüden seçiliyor. Evet. İşte abim de anlattığı gibi şeyine, annesine, babasına, verimine bakarak seçiliyor. Geri kalanlar kurbanlık olmak için burma yapılıyor. Siz kendiniz mi yapıyorsunuz? Tabii tabii. Makinaları var. Artık evet. eski usuller yok. Evet. Makinaları var. Yani hayvana hiç eziyet çektirmeden. Evet. Anlamıyor bile. Burma yapıyoruz yani. Evet. Peki burmanın avantajları neler yani? Ya burmanın, neden yapılıyor mesela burma? Bunu da bir anlatırsak. Ya burma yapmanın en büyük şeyi nedeni. Yani şimdi bir tane teke sürüde aşağı yukarı 30-40 hayvanı aşıyor. Evet. Ya bizim sürülerimiz de belli yani 200-250 damızlığı olan hayvanlar, sürüler. Yani bu sürüye 50-60 tane teke katamazsın. Evet. Yani sürüyü telef edersin. Evet. Yani şeyden ziyade çiftleşmeden ziyade hayvana zarar verirsin, dişi evet. hayvana. Yani en büyük avantajı kovamadığı için ayrı bir işçilik istemiyor. Evet. Yani aynı sürüde gidiyor, geliyor. Evet. Çünkü kovamıyor.
Biraz da ya biraz da şöyle burmadın mı yazın hayvanlar yani çiftleşme zamanı geldiğinde yani biliyorsunuz üzerlerini sildiriyorlar. Bu da yani ete siniyor. Evet. Yani keçi eti kokmasının sebebi bu. Aslında keçi eti kokmaz. Evet. Bu tekelik hayvanları keserseniz eşleşme zamanında o kokar. Evet. Ama bu burma hayvanları yıl 12 ay kesin çiftleşme olmadığı için herhangi bir koku yapmaz. Bir de besi de yapıyor. Evet. Tabii çiftleşme yapmadı. Yani çiftleşme olmadığı için hyvanlar besiye kaçıyorlar yani. Anladım. Daha çok et yapıyorlar. Et yapıyorlar. Evet. Siz kurbana yetiştiriyorsunuz tabii, hayvan. Tabii kurbana. Evet. Erkek hayvanlar kurbana. Oğlak satışı var mı sizde? Oğlak satışı şöyle. Biz fazla oğlak satmıyoruz. Bir anca damızlıklarımızı çıkardıktan sonra yani nasıl diyeyim size fazla damızlık niteliği vasfı olmayan hayvanları sadece kesime veriyoruz biz. Evet. O şekilde yapıyoruz. Oğlak fiyatları nasıl? Ne civarda oğlak piyasası? Ya şimdi oğlak fiyatları bu yıl kuzunun da fiyatı yüksek olduğu için kuzu etinin oğlak fiyatları da biraz yüksek. Yani evet. Geçen yıllar çok düşüktü. Yani evet. 15 lira, 16 liraya 1 kilo oğlak etini kesiyorlardı. Evet. Ama bu yıl 25, 26, 27 liraları çıktı yani. Evet. Bu yıl tatmin ediyor gerçekten. Evet. Peki şunu da soracağım. Siz size göre, şimdi sonuçta biz bu hayvanları, keçi hayvanını binlerce senedir yapıyoruz. Evet. Son zamanlarda bize bu işte kokuyor da ormanlar kapatıldı, keçi eti kokardı. Şehirlerde mesela keçi etinin, oğlak etinin tüketimi neredeyse sıfır. Evet. Dolayısıyla da bu oğlak etinin değerini düşürdü. Yani evet. Atıyorum ben tamamen rakamsal olarak yapmayacağım. Bir kuzu ayakta 15 lira yapıyorsa oğlak ayakta 10 lira yapıyor. Evet. Dolayısıyla da aslında aralarında böyle bir fark olmaması gerekirken yani. Böyle bir fark oluştu. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Tamam. Ya şöyle şimdi oğlak eti keçi eti aslında kokmaz. Yani bu alışkanlık meselesi. Evet. Şimdi biz de 4-5 yıl önce koyun bakmaya başladık. İlk biz de koyun eti bize kokuyordu. Evet. Yani bu alışkanlık meselesi. Yani Antalya taraflarında, Muğla taraflarında olsun, bu İzmir'in Buca taraflarında, evet. Bu taraflarda safi keçi eti tüketilir. Evet. Yani bunlara kokmuyor mu? Yani bu alışkanlık meselesi. Damak tadıyla doğru orantılı. Aynen öyle, aynen bir de, öyle. Bir de şöyle bir şey daha var. Yani ben buna da çok üzülüyorum. Yani şimdi bir oğlak eti dediğimiz, hayvanlar daha neredeyse sütten kesilmeden, çok et değeri taşımadan, üstüne daha eti yerleşmeden hayvanlar kesiliyor. Bu evet. Da ülke açısından bir et kaybına yol açıyor. Aynen öyle. Yani aynen, bizim gibi zaten et sıkıntısı yaşayan. Evet, bu sefer etin zaten değerini her geçen gün yükseldiği ülkede bunun bence değerlendirilmesi lazım. Öyle değil mi? Ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi oğlakken kesilmektense evet. Yani 7-8 kiloluk bir hayvanı bir yıl bakıp yani zaten bu hayvanların fazla bir şeyi yok. Hani evet. Keçi hayvanının gezerek yaptığı için çok bir masrafı yok. Yani 2 yaşında kesilip evet. Böyle 30-35 kilo 40 kilo gibi oldu mu evet. Hem daha lezzetli oluyor hem de dediğiniz gibi ülke ekonomisine de katkısı evet. Olur yani. 8 kilo bir hayvanı kesmek yani hiç mantıklı hiç değil. Hiç mantıklı aynen, değil. Bence aynen. Nasıl meradan faydalanımı, ek yemleme yapıyor musunuz? Bunlardan da birazcık bahsedelim. Şimdi şöyle, bu kıl keçisi meradan gerçekten iyi faydalanabiliyor. Evet. Bizim burada merada çok fazla bir sıkıntımız yok. Yani sulak tarım arazileri falan olmadığı için yani hayvan yaylım buluyor. Evet. Tabii ama bunun yanında ek takviye yemler de veriyoruz. Evet. Özellikle kış aylarında yani kar yağdı mı gerçekten bayağı bir kar oluyor buralarda. Yani 3 gün 4 gün hayvanı salmadığımız da oluyor. Ama yani böyle fenli yem değil de işte daha çok kuru yemler, arpadır, ezmedir, işte yoncadır, evet. Fi samanıdır. İşte bunları vermeyi tercih ediyoruz biz hayvanlara. Evet. Yayılımın yüksek olduğu dönemlerde hani bahar dönemlerinde evet. Özellikle yine ek yemleme yapıyor musunuz? Ya bahar dönemlerinde açıkçası yani çok fazla değil de yine de sabahları böyle hayvan biz deriz yani tuzunu alsın diye günlük. Evet.
Yine de biraz kuru yemleme yapıyoruz yani salarken. Bu teke katım dönemleri, biraz evvel bahsetmiştik. O teke katım dönemlerin evvelsinde bu flushing diyorlar, işte ek yemlemeler. Bu tarz bir uygulamanız var mı? Aşağı yukarı biz tekeleri katımdan 1,5 ay önce ayırıyoruz. Sabah akşam ek yemleme yapıyoruz. Yani hem meradan faydalanıyorlar, yaz ayı olmasına rağmen sabah akşam da ek yemleme yapıyoruz yani. Evet. Daha sağlıklı dölleme yapsınlar diye. Evet. Yemleme yapıyoruz. Bir de sizde koyun var. Evet, koyun var. Koyunculuk da yapıyorsunuz. O da var, evet. Birazcık da koyundan bahsedelim. Bizim burada koyun cinsimiz şey, Tayrova kırığı, kıvırcık cinsi koyunumuz var. Evet. Yani bizim buradaki şeyler, koyunlar da aynı kıl keçisi gibi yüksek şeye gelen, yüksek rakımlarda meradan iyi faydalanılabilen cinsler. Ama tabii yine de koyunlara da keçiden daha fazla ek gıda takviyesi yapıyoruz, ek besleme yapıyoruz. Ama koyunun verimi de güzel yani bizim burada. Evet. Koyunun verimi. Peki ikizlik oranı nasıl yaptınız? Şimdi bu, ben biraz evvel koyunları gördüm. Kara gözlü falan koyunlar var. Şimdi bunlar, bu kara gözlü buranın yerli hayvanıyla mı Tayrova'yı kırdınız? Nasıl oldu bu? Evet, evet. Yerli kara göz ırkıyla dışarıdan Tayrova'yı getirip, getirip kan değişimi amaçlı kırdık. Evet. Ya bunun da maksadı Tayrova koyunları kara gözden daha çok ete geliyor. Evet. Artık biz küçükbaş hayvancılar olarak sütten geçtik yani. Ete yöneldik. Evet. Et daha değerli, daha kıymetli. Süt zaten hak ettiği değeri bulmuyor. O yüzden daha çok et tutsun diye Tayrova cinsine yöneldik. Onunla devam ediyoruz yani. Evet. İkizlik oranınız nasıl? İkizlik oranı koyunlarda da aynı. %20 civarlarında. Evet. Zaten bizim burada bu şartlarda ikiz hayvanı biz fazla tercih etmiyoruz. Evet. Gezerek yaydığımız için ve sütü az olduğu için bizim hayvanların daha çok tek hayvan olsun, tek kuzu olsun veya tek oğlak olsun ama sağlam olsun şeyindeyiz yani. Evet. O şekilde. Anladım. Bir abimize bir daha verelim. Bu sene yine koyundan devam edeceğiz ama bu sene bir de canavar musallat olmuş size. Kurt çıktı bu sene. Evet. Biraz yani bizi biraz etkiledi. Şöyle etkiledi. Arkadaşlarımız dedi, amcalarımızın oğlanların biraz koyunlarına zarar verdi. Bize de zarar oldu da fazla değil. Ondan da muzdarip olduk yani bu sene. Eskiden daha da hayvan doğurup kalıyordu. Bazen en fazla yavrusunu telef ediyorduk. Ama şimdi doğurup kaldı mı hani bırakamıyorsun. İlle gidip bulacaksın hayvanı. Yoksa telef oluyor. Evet. Onlar türedi. Biraz oradan sıkıntımız var. Evet. Ama bakıyoruz malımıza. Ne yapacaksın? Bir de ben size bir şey daha soracağım. Onu çok merak ediyorum. Bu yayından evvel konuşurken söylediniz. Burada atlar varmış. Evet, milli parkta. Yılkı atı diyorlar. Evet. Evet, onları bir anlatır mısınız? Nasıl oldu? Nasıl şey ya yaptı? Şimdi bizim bu eskiden bizim bu dağ köylerinde her iş atlarla görülüyordu. Evet. Odun getiriliyordu, çift sürülüyordu. Burada Manisa'ya süt götürülüyordu. Evet. Babamlar çok süt çekti buraya Manisa'ya atlarla. Evet. Hani erzak getiriliyordu. Hep atlarlandı. Sonra bu motorlar çıktı, arabalar çıktı. Evet. O kullanılmayan atlar salındı daha. Onların tayılarından üredi. İşte şimdi yılkı at oldu onlar yani. Evet. Hani doğdular, büyüdüler. Yabani at gibi oldular. Evet. Devlet de onları bir korumaya aldı. Milli park sınırları içinde koruyorlar yani. Hı hı. Bir Manisa'nın bir sembolü oldu onlar da yani bir şekilde. Bu yeniden koyuna dönecek olursak, koyunu mera olarak nasıl, aynı keçi gibi mi gidiyorsunuz? Ya aynı şekilde gidiyoruz ama biraz koyun için biraz sıkıntılı bizim burada, dağ tepe. Keçi daha bir farklı yani, keçi daha çok yararlanabiliyor dağdan da. Evet. Koyun biraz daha sıkıntılı oluyor ama işte yem takviyesini idare ediyoruz yani. Aslında daha iyi meralara inmemiz lazım gerekiyor da işte az yapıyoruz yani. Yapabildiğimiz kadar, o yüzden idare ediyoruz. Bu koyun kuzulamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani kesime mi gönderiyorsunuz yoksa kurbanlık mı yapıyorsunuz? Aynı keçi gibi yapıyoruz biz de. Hani erkekleri kurbana, dişileri sürüye katıyoruz. Sürüdeki yaşlı hayvanları çıkarıyoruz biz. Evet. Biz öyle kesime pek hayvan vermiyoruz. Kurbanlık çalışıyorsunuz genelde. Yani bence de doğrusu o yani. Ufaktan kestirmektense bir yaşında, iki yaşında kestirmek, etten daha çok faydalanmak bence daha iyi.
Bu keçiyle koyun beslenmez diyorlar. Onu da bir şey yapabilir misiniz? Yani yan yana keçiyle koyun beslemek. Vallahi eskiden bizde de öyle diyorlardı ama biz kaç sene oldu? 10 sene olmuştu yapıyoruz. Hiçbir sıkıntısını görmedik. Aynı tekneden yemiyorlar. Evet. Yani şöyle bir şey var Metin Bey. Aşılamasını, haplamasını yani ilaçlamasını her şeyini doğru yaptıktan sonra olmayacak diye bir şey yok. Evet. Onları bilinçli şekilde yapacağız yani. Bu keçilere ve koyunlara aşılamaları yapıyorsunuz. Evet, düzenli evet. olarak yapıyorsunuz değil mi? Evet, evet. Veteriner arkadaşlarımız geliyor. Hı-hı. Onları biz aksatmayız. Kırkım dönemi şu anda. Kırkım dönemi bir kısmını yaptık. Kısır hayvan, yoz hayvan deriz. Onu yaptık. Arkadaşlar geldi sağ olsunlar. Dereköy'den var, evet. Sabuncu'dan var. Onları yaptık. İşte bayramda da sağmal hayvanları yapacağız. Koyunları yaptık yalnız, hepsini bitirdik. Onları makinalan yapıyoruz. Evet. Keçileri elle kırkıyoruz. Evet. Bu yayından önce yine konuşmuştuk. Bu kırkım ve festival havasında geçiyor. Evet, onu bir da birazcık anlatır mısın? Bir şenlik oluyor? Havası oluyor yani. Arkadaş, eş, dost toplanıyor. İşte biz de bir hayvan kesiyoruz. Yani bir festival havasında oluyor. Bir de bizim burada silah atılıyor. Bir adet var. Evet. Hayvanları salınca atıyoruz. O da eski bir adet şöyle. Silah sesinden irkildi mi hayvan pek hastalık tutmazmış. Yani evet. O bir gelene görenekle biz de silah mera olduğu için biraz atıyoruz yani öyle boşa. Evet. Öyle bir festival havasında geçiyor yani. Evet. Bir gün denk gelirse onu da çekmenizi isterim. Evet. Kadir sana yine şey yapalım. Şimdi siz bu hayvanları tamamen koyunu da keçiyi de evet. meraya dayalı bakıyorsunuz. Evet, aynen. Yani tamamen doğal besleniyor. Şimdi bizim ülkemiz özellikle keçide gerçekten bir şey oldu, ön yargı oluşturuldu. Evet. Ve keçi varlığımız gerçekten dibe çekildi. Şu anda da yeniden keçide bir canlanma oluyor. Bu et gerçekten sağlıklı. Sen hani üniversitede okumuşsun. Gerçekten sağlıklı çünkü inanılmaz meralardan yararlanarak evet. şey yapıyor. Hani bu et işte kokar mı? Sağlıklı mı? Bu tarz bir yorumunu alabilir miyim bununla ilgili? Yani bu keçi varlığının azaltılması, yeniden canlandırılmaya çalışıyor. Ülkemizde et açığı var. Bunu birazcık açabilir misin? Yani, yani? Sağlık açısından yani %100 sağlıklı. Evet. Yani et, keçi eti %100 sağlıklı. Ha, kokarmaya geldik mi? Yani insanlar alıştı mı? Yani o kuzu etiyle nasıl dananın eti tatları farklıysa evet. keçi etinin de kendine has bir tadı var. Evet. Ama kokma diye bir şey kesinlikle yok yani. Evet. Keşke imkan olsa da herkes böyle doğal sürü hayvanlarından tüketebilse yani. Evet. Çünkü meradan çok iyi yararlanıyorlar. Evet. Sabit gıda almıyorlar. Her mevsim ayrı değişik otlardan, değişik ağaçlardan işte değişik gıda takviyeleri alıyorlar. Yani bunun yanında biz de takviye veriyoruz. İşte kuru takviye, yem takviyesi. Ama hani bir dam hayvanından çok çok daha hem sağlıklı hem de yani güzel mahsulü çıkıyor. Eti evet. olsun, sütü olsun, peyniri olsun. Yani bizim buraya misafirliğe gelip de soframızda et yiyenler hep kuzu eti sanıyorlar. Aynen. Ondan sonra dedik mi bu keçi eti ya keçi eti miydi falan diyorlar yani. Hiç anlayamıyor kimse. O bir algı. Evet. O bir algı yani. Bir ama bayağı bir darbe vurdu keçi eti evet. sözüne bayağı bir. Amca Salih amca sen de bir anlatsana. Bu hani yine dediğim gibi konuştuk seninle. Bu eskiden burada sürü sayısı nasıldı? Şimdi nasıl? İnsanlar neden bıraktılar? Bir anlatır mısın? Şimdi bizim ufaklığımızda ben yetişmedim de dedeler anlatıyordu. Bizim bu köyde 10 bin o zaman şey varmış sayım diyorlar. Hayvan, demek ki hayvan başına bir vergi gibi bir şey. Sayarak bir para alıyorlarmış. Bizim köylü 10 bin hayvan falan sayım vermiş burada ufak baş. Aşağı yukarı 10 bin hayvan. Tabi eskiden olanlar olsun dedeler olsun hepsi meraklıymış bakıyormuş. Sonra gençler bu işi başlamışlar işte zor gelme aşağılarda illa Manisa'da olayım, televizyon yanında olayım, çoban olmayayım derken azala bu duruma geldi işte pek bakmıyorlar. Şimdiki gençler pek ufak hayvana şey yapmıyorlar, merak etmiyorlar. Çoğu dedeler de kalan meras yerleri gençler çoğu sattı. Zenginler şimdi yerleşti hep kooperatif kurdu buralara. Ama yerleri gelip geri alamaz garip. Çünkü geçmiş ola o. Satan kaybetti.
Ama satmayan, elinde tutan kazandı. Daha ondan yani gençler pek bunu yapmıyorlar şimdi, yapmıyorlar pek. Merak etmiyorlar, zor geliyor işte. Ben de akşam televizyonun yanında olayım, Manisa'da olayım, okey oynayayım. Bu işi pek yapmıyorlar. Azaldı yani şimdi ama çoğaltacaklar herhalde. Böyle giderse çoğaltacaklar. Amca mutlu musun? Bu yani bu işi yaptığından dolayı bugüne geldin. Keşke başka bir şey yapsaydım diyor musun? Yok yani. Vallahi pişman değilim ben. Herif bak bizim burada köylüler vardı. Almanya'ya gitti, oraya gitti, buraya gitti. Aşağı yukarı onların kazandığını ben de burada kazandım. Evet. Sayılır. Tamam onlar da belki daha fazla kazanmıştır ama gitti Almanya'da hayatta gitti ya. Ömrü çürü suatı gitti bilmem neyi gitti. Ben memnunum ya. Sonra kendi yerimde çoluk çocuğumun yanında. Ben memnunum. Ya insanlar şimdi zaten çok yüksek meblağlar. Şimdi biz buraya çıkarken, daha çıkarken aşağıda işte dediğiniz gibi çok büyük meblağlar ödeyerek sizin yaşantınızın kopyasını yapmaya çalışıyorlar değil mi? Yapmaya çalışıyorlar ama yapamıyorlar çok. Aynen iş işte. Bak burada şimdi eskiden yerlerin değeri yoktu. Evet. Ama şimdi Manisa'nın göbeğinden daha pahalı burada yerler. Bana diyor bir evlilik yer ver diyor, sorma diyor para. Ama bizim yerler daha bitkin, parsellenmedi. Evet. Satmayız zaten kolay kolay da. Satsak bile öyle bedava gitmez. Evet. Erip bir arsalık 400 metre, 500 metre yere 100 milyar veriyor, 50 milyar veriyor, 60 milyar veriyor burada. Evet. Çok ciddi. Ya biz satmadık ama satanlar pişman ama geri alamaz. Evet. O geçmiş olarak. Bir zamanları 80'de Manisa'nın işte ileri gelenleri buradan başladılar yer toplamaya. Bizimkiler tabii miras kalmış, dededen kalmış 5 lira metresini. Çok bir para sattılar. Verdiler, verdiler ama şimdi geri alamaz tabii. Alamaz. Sen işte memnun musun? Yani dediğim gibi sen devraldın. Memnun musun? Yani bu iş yapılabilir bir iş mi? İnsanlara tavsiye ediyor musun? Ben memnunum. Ben meslek lisesini bitirdim. Elektrik bölümünü. Evet. Hani fabrikaya çok rahat girerdim. Çalışırdım ama biz kendi için biraz da merak var. Evet. Devam ettik. Ben çok memnunum Allah'a şükür. Kendi işimiz, karışanımız, tamam zorlukları da var. Karı var, kışı var, soğuğu var, yağmuru var ama kendi işimiz sonuçta. Saatimiz yok, karışanımız, edenimiz yok. Memnunuz yani Allah'a şükür. Kazancımız da yerinde. İyi kötü evimizi aldık, barkımızı aldık. Ben gençlere tavsiye ediyorum her zaman. Yani evet. Askeri ücretle, yani hele ki vasıfsız olarak fabrikada çalışan çocuklara gerçekten acıyorum ben. Yani ya 1300 lira maaş alıyorlar, bir ay çalışıyorlar. Yani gerçekten geçinmek çok zor. Dediğim gibi yani biraz bu köylere yönelseler bence daha iyi. Bir de işte şöyle bir durum daha var. Yani ülkede böyle bir açık var. Açık et var açığı abi. Var. Açık yani var. Buna insanların yönelmesi lazım yani. Buna neden yönelmiyor? Herkes bir iş fırsatı arıyor. Herkes bir sihirli meslek arıyor. Yani. İşte o sihirli meslek bu bana göre. Yani, evet, yani bu çünkü bir pazar sorunumuz et açısından en azından. Yani diğerleri zaten gerçekten çok ciddi sorunlar. Bunun evet. Üstüne çok düşünmesi gerekiyor. Ama et olarak ciddi bir açık var. Bunu bence insanların değerlendirmesi gerekiyor. Öyle değil mi yani? Ben de öyle işte. Gençler her zaman tavsiye ediyorum yani. Yapabiliyorsanız evet. Biz de destek oluruz, yardımcı oluruz. Evet. Bilmediklerinizi sorun diyoruz her zaman. Evet. Allah razı olsun. Çocuklar soruyor, ediyor bize. Yani yardımcı oluyoruz da. Evet. Yani keşke biraz bu işte ilerlese, devam etse bizim evet. için de daha iyi yani. Çocuk var mı sizde? Yok ben bekarım. Ben evli değilim. Bekar mısın? Evet. Peki yani ileride yeğenlerin var. Evet evet. Yeğenlerim evet, var. Yeğenlerim. Ya ben hani o açıdan anladım, soracağım anladım, soruya binaen şey yapıyorum. Anladım. Onlar devam ederler mi bu mesleğe sence? Vallahi şöyle bir şey var. Ya okuması onu da pardon çok özür dilerim lafını kesiyorum. Yani ben herkesin okuması gerektiğine inanıyorum. Yani elinden en son noktasına kadar sen mesela okumuşsun, sen okumuşsun. Okuması gerektiğine inanıyorum ama mesela bu meslekle ilgili de bir sürü okullar var. Bitirebilecek tabii, okullar tabii. var. Yani onlara sence devam ederler mi? Etmeleri gerekiyor mu? Bence bunları etmeliler, geliştirerek etmeliler. Biz bugün bu şekilde yapıyoruz. Biraz babamızdan, dedemizden böyle gördük. Biraz daha ilerlettik. Onlar inşallah yaparlar, daha iyisini yaparlar. Daha modern tesis kurarlar. Biz de yardımcı oluruz. Evet. Ki yapacaklarına inanıyorum ben. Çünkü para kazandıran bir meslek bunlar yani. Öyle yani şimdi bir adam 20 sene, 25 sene çalışıyor. Evet. 30 lira, 35 lira tazminat alıyor mesela. Evet. Hayatında belki de aldığı en fazla, en büyük meblağ o. Aynen. Toplu para. Ama aynen. Biz Allah'a şükür bir kurbanda olsun, bir hayvan satımında olsun.
Yani gerçekten kazanıyoruz şimdi. Allah var yukarıda. Evet. Bunu inkar edemeyiz yani. Sigortamızı kendimiz ödüyoruz. Evet. Hani sigorta yönünden sıkıntımız yok. Ben tavsiye ediyorum gençlere. Yani bu mesleğin önü açık. Aynen. Nüfus çoğalıyor. Zaten dışarıdan göç de var, bizim Manisa'mız gelişiyor. Evet. Yani et sorunu her zaman olacak. Hani bilmiyorum, bu işi yapan artık pek parasız kalmaz. Aynen. Ben ufak ufak da son söylemek istediğim bir şeyler varsa onları söyle. Ufak ufak program çok güzel bir sohbet oldu. Sizlere çok teşekkür ederim. Ufak ufak son söylemek istediğim... Biz teşekkür ederiz. Ya ben buradan Face'te bazı arkadaşlarımız var, bu keçi koyun birliklerinde. Onlara bir selam göndermek istiyorum. Tabii tabii. Hepsine selam olsun buradan. Evet. İşte bizim gibi yapan gençlere hepsine selam olsun. Hani bu işi ilerletelim. Benim tek dileğim bu yani. Aynen. Kadir, senin de son sözlerini alalım. Varsa dile getirmek istediğin bir sıkıntı, ondan bahsedebilirsin. Vallahi sıkıntımız çok şükür yok. Yani kendi açımızdan. Ya, illaki var da. Evet. Ama yani öyle büyük sıkıntılarımız yok. Vallahi benim de şeyim, ben özel sektörde çalışmama rağmen ben bu işi seviyorum. Evet. Hani yine dönüp dolaşıp geleceğimiz yer köyümüz. Aynen. Çoluğumuza, çoluğumuza, yeğenlerimize bu işi sevdirmeye çalışıyoruz. Evet. Ya bugün çünkü üniversite okuyan bir kişi dahi 2000 liralara zor iş buluyor. Aynen. Yani yapsınlar, bu işi yapsınlar. İmkanı olan, hani köyüne dönüp de bu işi yapmaya imkanı olan gerçekten yapsın. Hele ki bu zamanda kesinlikle yapsın. Çünkü, zorluklarını da tabii bilerek yani. Tabii. Yani. Bilerek yapsın. Yavaş yavaş yapsınlar. Bizlere ulaşsınlar. Evet. Söyleriz, tarif ederiz, şöyle olur, böyle olur deriz, yardımcı oluruz. Evet. Ama yani yapmalarını istiyorum ben. Çünkü bugün ülke olarak gerçekten dışarıdan başladık yani et getirtmeye. Evet, çok büyük sıkıntı. Çok sıkıntı ya, büyük sıkıntı yani. Büyük sıkıntı. İnşallah bunu bu her sektörde olduğu gibi bu sektörde de yeni girişimcilerle bunun önüne geçeceğiz. İthala gerek kalmayacak inşallah. İnşallah. Yani bu tavukçulukta bak son dönemlerde salma yapıp daha böyle doğal yumurta yemeye başladı insanlar. Evet. İnşallah bu şeyde de yani entegre tesislerde ziyade böyle salma hayvancılığa birazcık böyle yönelip de hani doğal ürünler tüketmeye, yani dışa muhtaç kalmamaya. Aynen. Yani üretmeyen toplumlar yok olmaya mahkum. Aynen öyle, aynen öyle abi. Yani. Salamcı, senin de son sözlerini alalım. Varsa sıkıntın, son söyleyeceğin şeylerin ya da herhangi bir şey. Vallahi Metin'cim, ben bugün çok mutlu oldum. Sizin sayenizde benim şimdi belki tanıyan asker arkadaşlarım var. Türkiye seyredecek bunu. Evet, aynen. 89'dan 2009'a kadar muhtarlık yapan arkadaşlarıma hepsine selam ediyorum. Tanıyanlara da, tanımayanlara da. Evet. İşte ben bunu daha olanlara da şey yapıyorum yani, bu iş mesleği. Sen çok güzel geçirmişsin mesleği. Ben bu ağları yenilemek istiyorum. Yenileteceğim ve daha düzgün, daha modern. Genişleterek modern. Modern. He. Evet. Yapacağım yani ben bunu. Yapsınlar. Gençler de yapsın. İnşallah. Torunlar da var, büyüyor. Bir torunum var, büyüyor. O da meraklı. Evet. Olan kızlar da meraklı. Evet. Diyeceğim bu. Yalnız çok mutlu oldum ben bugün. Allah razı olsun sizden. Ben de çok mutlu oldum.